Kokusu bayağı ağır çorba. Ama şöyle, bu çorba şimdi ağır bir çorba. Kalır ediyorsunuz ya. Hadi otur da başlayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İstersen üzerine çabuk değişip gelir tabii misin? Tabii tabii çabuk değişir. Değil mi? Gitsin değiştirsin. Müsaade ederseniz tabii ki tabii, de. Tabii tabii. Tabii tamam. Zaten yeni başladılar. Tamam. Biraz hemen geliyorum. Desinler. Bir baharat tadı aldınız mı ya da bir tuz? Ben tuz ben hiçbir döktüm. Şey alamadım. Ha sen tuz döktün. Tuzu yok. Bir de eti yavan geldi bana ya. Pişmemiş bu et. Pişmemiş mi? Evet, yavan biraz. Etinden aldınız mı arkadaşlar? Sebzelerinden de alın bence. Et pişmemiş. Aldım, iki taraflı da aldım. Kurtarmıyor yani. Biraz böyle çorbalar et olduğu zaman biraz daha yumuşak, ağızda dağılacak bir et istiyor. Bu çiğneniyor. Çok yağlı. Olmuş. İnanılmaz yağlı. Bir de bunun sunumu yemedim ama birazcık araştırdım. Ne gördün? Bunun üzerine krema. Krema dereotu, ve evet. Dereotu vesaire dereotu eklenmesi gerekiyor. Evet. Bir de bu kokuyu bastırmak için, çünkü çorba kokuyor şu an. Defne yaprağı kesin konması lazımdı defne. Ama defne yaprağını eklememiş. Zaten defne de yaprağını göremezsin, alman lazım. Kokusunu sonra çıkartıyorlar ya defne yaprağını. Defne yaprağını ama sonuçta yok. Servisin görmesi lazım bunu, defne yaprağının kullanıldığını. Ruhumuz hissetmeyecek bunu. Soğanlar yani. Böyle bu kadar büyük olacak. Oluyor muyum? Evet. Kokuyor defne yaprağını. Evet. Kokuyor ama demek kokuyor, ki kullanmadı. Evet. Kokuyor. Ya da yeterli kullanmadı. Ama çok ağır yani. Harbiden öteki ağır. İçtiğim de benim damak tadıma uymuyor da bu da uymuyor. Dünkü çorbada da vardı da. Ay ne ya, çok üzüldüm. Beni ağlattınız yani. Evet, ben de. Siz bence kameraya oynadınız biraz ağlayarak. Biraz abartı geldi bana ağlamanız yani. Ben oynamam. Yani kazı servis ederken hem benim önüme küçük porsiyon koydunuz, sonra fırından kalan porsiyonları getirdiniz. Kalan o parçaları getirdiniz. Benim önümdeki kemikten daha büyüktü. Zuhal Hanım, bir açıklık getireyim. Yani... Aradığım butu buldum. Kızınız aydın. Aranan but geldi, bulundu. Nereden çıktı? Tencerenin içinde şöyle bir but, bir tane de kanadı var. Gece bunu düşünerek uyudum yani ben. Ben but arıyorum, ben but arıyorum. Ben böyle bir şey duymadım. Nasıl görmediniz ama tencerenin bunu içinde biliyor ki? Bir de koskoca but diyor. Bir şey soracağım, butu kim yedi? Butu kayınvalidem yedi sonra. Onun kısmetiymiş. İyi. Kayınvalidenden sana bir 8 puan gelir işte. Aynen. Oo, gel gel. Değişmiş üstüne. Güzel olmuşsun. Büşra Hanım'ı Gül Hanım ağlatmış. Ama ben Büşra Hanım'ın kendi kendine ağladığını düşünüyorum. Ama Gül Hanım'ın eleştirileri de çok sertti. Bu noktada da katılıyorum. Hiçbir şeyi beğenmedi. Hiçbir masada hiçbir şeyi beğenmedi. Bundan etkilenmiş olabilir ama Büşra Hanım bana pek samimi gelmiyor. Bence yorumlara açık olmak gerek. Ağlayacak bir şey yoktu. Ağlasam ben ağlardım. Benim de çok üstüme geldiler. Duygu boşalması yaşadın da bugünün sofrasında bunu niye taşıyorsun ki? Dirayetli olman lazım. Burası bir yarışma yani. Eğer buraya duygu durumun müsait değilse katılmayacaksın kardeşim. Niye ağlıyorsun? Gelelim sana. Evet. Buyurun şimdi borç çorbası ilgili Safter Bey, başlayınız. Şimdi öncelikle borş çorbasının üzerinde sunum için bir krema ve bir baharat olması gerekiyor. Evet. Ve içerisinde bir defne yaprağı olması gerekiyor. Buram buram kokuyor evet. Çorba. O kokunun bastırılması için defne yaprağı şart. Etler gerçekten çok yavan. Defne yaprağı koydum, hatta gösterdim, çıkardım. Aa. Şöyle söyleyeyim, hani çok fazla kalsaydı böyle çok böyle ekşi bir tadı olurdu ona. Hani çok fazla. O yüzden ben bir daha bence hiç ekşi bir tadı olmazdı. Olurdu. Siz hani içmeniz yani bu kokuyu almaktansa olurdu. Biraz ekşi bir tadı okeylerdim ben şahsen. Pek beğenmedin herhalde. Yok. Bedriye. Hiç beğenmedim. Tamam, zaten siz hiçbir şey beğendiremiyorsunuz. Bir kere sizin şanssızlığınız benim gerçekten daha önce içip sevmediğim bir çorbaydı bu. Ama ekstrem bir şey yani, sevmediğim bir yemeği başka birisi çok güzel yapıyor olabilir ve ben çok sevebilirim. Evet. Bu da benim gerçekten hiç damak tadıma uymuyor. Çok yağlı, çok ağır. Dediği gibi bunun üstüne uslubu krema ve dereotuyla servis edilmesi evet. Gerekiyordu. Evet. Etler de etten de tattım. Sebzelerden de tattım. Sebzeler pişmiş ama etler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet, beğenmedin herhalde. Beğenmedim. Peki. Ellerinize sağlık. Batu? Ben çok yiyemedim yani, yedim tadına baktım lakin çok beğenmedim. Çok ağır bir çorba benim için. Çok ağırdı yani. Ağırdı. Ağır mıydı? Kokusu, neyi ağır? Kokusu da çok ağırdı. Hayır, yani, neyi ağır? Şöyle, neyi ağırdı? Kokusu ağırdı. Yani
Ya yiyemedim kokusundan kokusu, dolayı. Neyin kokusu var? Pardon, neyin kokusunu alıyorsunuz? Ay, etin var, sebzeli yani var. Ama her sebze şey koydum, et. Defne yani... yaprağını kesinlikle hani evet. daha fazla kullanmanız gerekiyor. Fazla derken iki yaprak koydum. Koymuş. Ben bilmiyorum ki borçka çorbası yapmadım ben daha tamam, önce. Tamam yaptınız ne demiyorum. Kadar zaten ben kimse yapmayanları yaptım farkındaysanız. Dereotu ile krema koysaydım belki tadını hani değişik derdiniz hani... Krema konulur mu? Krema ona konulur, buna konulur. Niye canım? Bunun bana... orijinali böyle. Orijinali öyle de ben öyle yaptıktan sonra diyorsunuz ki ay bunun içine krema girer mi? Zaten her şey böyle bunun içi kremalı ben olur mu? Ben asla böyle bir şey demem. Dersiniz. Ya zaten beğenmiyorsunuz ki koysan da beğenmeyecektiniz. Peki bakalım Büşra beğenmiş. Ama koysaydınız da beğenmeseydim keşke. İşte koysam da ben iyi ki de koymamışım. Ondan sonra diyecektiniz ki ay rengini kaybetmiş, ay böyle olmuş, öyle olmuş. Tamam. Ya hanımefendi yapamadım, başaramadım, ekleyemedim diyeceksiniz. Hayır, neden yapamadım? Hayır, hiçbir şekilde Allah yapamadım Allah. Diyemem. Bir de Bedriye Hanım, etini ben şu anda yedim. Etim hiçbir olarak. Şekilde pişmemiş değil. Çok güzel de pişmiş. Pişmemiş et. Pişmiş. Ben pişmiş diyorum. Şöyle söyleyeyim, bizim çorbamızda, yemeğimizde her şeyimiz etli oluyor. Biz şöyle sabah etli yemek yaparız, evet, çorba da yaparız. Biz sadece et kullanıyoruz. Peki, Büşra'yı da dinlemek istiyorum. Soğanlar bir kere çorbada bu kadar büyük olmaz. Buna krema koyulması gerekiyorsa bunu bağlamaktır. Bu şu an hoşaf gibi. Ya bu bağlanacak bir farkında bu neyini bağlayayım? Bu su. Benim çorbam terbiyeli değil. Anlatabiliyor muyum? Bağlanacak ya. Bir şey değil. Bu bildiğimiz su. Hayır, suyun bakın. İçinde sebzeler. Bakın. Bir şey söylemek istiyorum çok müsaadenizle. Tabii ki buyurun. Benim anneannem derdi ki yemeğin ve çorbanın nikahlanması lazım. Evet. Ama özdeşleşmesi evet, lazım. Evet. Şimdi oraya gireyim o zaman. Görüntü var, ses yok. Yani içinde olması gereken malzemelerin hepsi var. Eyvallah ama asla özdeşleşmemiş. Üste çıkan duru bir su. Hiçbir sebzenin tadını alamıyorum. Herkes bağımsız hareket ediyor çorbanın içinde. Hiçbir sebzenin tadı geçmemiş. Çok yavan. Şöyle bu sadece haşlanan oldu. Hani kavurma olmadı. Sadece haşlandı. Hayır yani şimdi bak, ya suyunu çok koydun ya yeteri kadar baharatlarını koyamadın. Evet, suyunu biraz fazla koymuşsun. Evet. Yani su ayrılmış bambaşka bir tabaka gibi. Suyunu özelliğini ilan etmiş su. Sebzeler altta çökmüş. Hiçbirinin tadı yok. Hoşaf gibi derken ondan bahsettim. Ha, hoşaf çünkü. Demeyelim tabii de. Ben mesela beğendim. Peki, yani. Peki afiyet olsun diyelim sana ve uzatalım tabağı. Ama şimdi ne geliyor? Şimdi patlıcan rulos, susamlı patlıcan rulos. O güzel görünüyordu. Şey evet. Ve yanında çiçuvara. Çiçuvara. Mantı. Yiyen var mı mantı? Özbek mantısı. Evet. Yani, evet. Evet, Özbek mantısına benziyor ama şöyle savrulmuş. Şekli tortellini gibi oluyor şekli. Evet, böyle hafif üçgenimsi evet. İki tane normalde şey yaptım. Normalde direkt fırına direkt pişiriliyor da o kavurma haşlananı yapmış. Da var, kavrulanı işte kızartılanı da var. O öylesini tercih etmiş. Haşlama olanı tercih etmiş. Patatesli oluyor içi. Ne yapsam? Araştırmışlar internetten. Yok nasıl? Ama şimdi araştırın. Ben de sonra şeyden sonra yarın zaten konuşacağım, araştıracağım, göstereceğim yani. Hem onu göstereceğim, hem şeyini göstereceğim. Hani salçalı olup da onusunda olmayıp onu da göstereceğim, bunu da göstereceğim yani. Ama salça koyarsam zaten neyine, ya salça biz niye koyuyoruz? Yemekleri renklendirmek için koymuyor muyuz salçayı? Yok, pancar yokmuş. Koskocaman pancarlar duruyor için. Etli borş çorbası bana hitap etmiyordu. Duru bir çorba olmuş, kıvamı olmamış, lezzeti de yoktu, beğenmedim. Çorbayı gerçekten hiç beğenmedim. Bir harmoni yoktu çorbanın içerisinde. Her şey ayrı bir yerdeydi. Bundan kaynaklı çok sevmedim çorbayı. Etli borş çorbası tam bir hayal kırıklığıydı. Zaten iki çorba kaşığı sırf tatmak için aldım. Buram buram kokusundan yiyemedim yani. Servis edilmesi gerektiği gibi de servis etmedi. Kremasını koymamış. Hani baharatını üzerine süs koymamış. Etli borş çorbası herhalde ben ilk ve son yiyişimdi. Çok duruydu. Çok hoşuma gitmedi. O bir çorba değil de sofrada dediğim gibi hoşaf kıvamındaydı. O yüzden beğenemedim.